Sistem bitince bir yükseltme. Mis gibi sistem abi, daha ne istiyorsun ya? Kablolama da, benden iyi kablolama yapan herhangi bir insan zaten mevcut olamaz hani. Doğanın kanunlarına aykırı, çünkü bir şeyde maksimum vardır hani, maksimum noktası vardır. O da bende işte. Evet. Kaç? Evet, 42 RF gemisi hoş değil. 650 RF daha hoş. Sizin de şöyle gönlünüzü alayım. Böyle böyle 1141 RF yiyor. Makul, makul. Şöyle 1300'e düşürelim. Evet, bunları bu kadar hızlı yapmanın bir manası yok çünkü yeterince balık üretemiyoruz. O yüzden bunlara 32 verelim. 48 verelim. Bir şey değişmiyor çünkü. Adret jiletimiz de hazır. Şimdi bu hayret jiletini ne yapıyoruz biz? Jelatin. Fruit mixer'da molten sugar ile birlikte birleştiriyoruz. Bize sugar farmı lazım olacak. Sugar da witch'ten çıkıyormuş. Gayet güzel, gayet güzel. Bir de witch farmı yapacağız. O da gayet basit, artık mantığı çözdünüz. Bir fruit mixer daha yapalım. Ha, grafitimiz bitti. Grafiti nereden yapıyorduk? Manufacture'ye coal atıyorduk. Manufacturing buradan yok değil mi? Bende balık var. Manufacturing'i ben ne yaptım? Acaba nereye koydum manufacturing'i? Acaba nerede? Sen de yapalım ya. Teşekkür ederim Manifactory. Seni çok seviyorum Manifactory. Evet. Fruit mixer demiştik. Evet. Witch'ten çok fazla çıkmıyor canım. Sadece biz oradan ihtiyacımız olan şekeri alacağız. Witch yavaş olur. Neden yavaş olsun ya? Şekeri daha iyi nerede üretebilirim ki? Yani 10 tane şey koymak daha yavaş bence. Neydi o? Emanetin adı. Öyle daha uğraştırıcı. Garden Kloş. 60, hani her biri bir tanesi 64 tane şeker veriyor. Daha hızlı hiçbir şey bulamayız yani. Bir taneyle 64 tane sugar. Daha ne olsun ya? Kloş imkanı yok daha hızlı olmasının. Gerçekten imkanı yok, hani sıfır ihtimal. 64 tane kloş koysam belki aynı hıza ulaşır. Ama tek blokta daha mantıklı yani bunu yapmak. Nerede benim enerjilerim? Şimdi sana buradan şey gelecek. Sen bir insertleme dur. Sen blue insertle. Buradan da blue çıksın. Nasıl fikir? Evet, hydrated jelatinimiz geliyor. Hallettik bunu. Bir de ne geliyordu buna? Sugar kısmı geldi şimdi. Kaç şey? Milyarlarca şeker ihtiyacımız var. Milyarlarca. Diğerinde
Şuradan chest'ten çekip şöyle koyacağım. Ya da şunun arkasına koyarım. Kabloyla götürürüz buradan oraya kadar. With the overworld olduğu için şu tek drawer'ı kullanırız. O da makul olur. Eve gideyim ben bir witch meter'ımı alayım. Witch datamı pardon. Bizim witch datamız ne durumda? Evde değilmiş. Çok güzel. Advanced. Advanced yetersiz. Advanced kesmez bizi. 161'de 300. Mesela bunu kendi haline bırakırsam sonra Supergirl olacak, sonra şey olacak. Bizim yine spawner yapmamız lazım. Bir tane daha vial alayım. O vial'la da bir tane şey alacağım. Kadar rahatsız yaratıklarsınız siz ya. Yarın bir gün bir daha yapmam gerekirse diye aldığım bir önlem. Şimdi benim witch'im var. Sadece seni alacağım. Aslında ben bunu bir tane daha power spawner yapsam daha iyi olur sanki, değil mi? Bakayım, Z-Logic Controller istiyor sadece. Zor bir şey istemiyor çünkü. Tesseract kullanıyorum zaten ya. Şey, Tesseract dediğin hangisi ama bir dakika. Dimensional Transceiver var şu an bizde. Deep Learner. Burada. Atmayın onu, atmayın. Atma! Yapma! Spawner ne? Sword. Spawner'a kafayı bozmuşum ben gerçekten. Alalım sword'u. Bakın az önce 180 tane öldürmesi lazımdı şeyin. Ama ben 50 öldürdüğüm için bak 180 tane öldürmüş sayıldım şu an. Şu an mesela 50... Kaç tane öldürmemiz lazım? Bakalım hatta. 900 tane öldürmesi lazım şu an bak. Normalde şu an 900 tane öldürmesi lazım. 900 tane öldürmesi de en az bir hani 3-4 saat sürüyor bunun. Çok hızlı değil çünkü. İçeri gelmiş olduğum süre boyunca kaç tane öldürdüğümü şu an öğreneceğiz hep beraber. Evet. Şu an arkadaşlar geldiğinden beri 1100 tane falan yaratık öldürmüş sayılıyorum. O kadar saatlerce beklemek yerine bakın, elle öldürerek çok daha mantıklı bir hareket gerçekleştirdik. Bol bol loot da aldık. Artık bir yerlerimize yarıyor. Blown base'ine ama şey, ana salt, hammer'a saldıkların yere basman lazım. Witch ile Fight Club yapabiliyor musun? Onlar yok, yemiyor. Kaçıyor onlar. R takıyorlar. Bunlardan lazım bize. Yine aynı sistemde bir tane buraya koyalım. Item. Insert olacaksın. Simulation Chamber buraya. Yanında Loot Fabricator. Buraya bir şey, filtre koymadık değil mi? Sadece buraya filtre koyduk. Şuranın bağlantısını da keselim şöyle.
Clay buna gelmeye başladı. Şunu da al. Alttan elektrik de verelim sana. Tamam. Şimdi burada ne yapmıştık başka? Sen yandan output veriyorsun. Aa, burası buraya bağlı olacak yine. Değil mi? Bu yandan soldan çıktı veriyordu. Okey. Seni yine bağlayalım. Overwork metalleri buraya atacaksın. Bunları da buraya atacaksın. Tamam. Basit bir şekilde çözdük. Senden de sugar alacağız. Sugar'ı da buradan item conduitleriyle birlikte bir drawer daha yapalım. Evet. Yine bunlar yan tabi. Insert'sin. Sen always aktifsin. Speed upgrade'lerini basalım. Tamam. Buradan geldikçe oradan çıksın. Yani şuradaki balık üretimini de bir tık arttıralım. Arada böyle kickstart vererek bayağı arttırabiliriz bu işlemi. Şimdi sugar burada. Sugar'ı ne yapacaktık biz? Jelatini şöyle sola atayım da. Molten sugar ile birleştiriyorduk. Molten sugar için de bir tane melter lazım. Evet, tough alloy ingot'umuz bitti. Evimize bir gidelim. Bir de yatağımızda yatalım artık. Kendi yatağımızda beraber yatmıyorduk. Buzfire kebap. Aleykümselam. Hoş geldin. Hive'ı kırayım birazdan. Tamam. Drawer yapma boşuna. Niye boşuna olsun canım? Drawer'sız orada fazlasını ne yapacağız? Çalışmayı durdurur burası dolduğunda. Çikolata yiyebilecek miyiz bizi? Peki yiyebileceğiz tabi. Çikolata neyi yiyemeyelim? Daha çikolata otomasyonu da yapacağız. Çikolata da istiyor bizden şey. Ferro boron yapıyorduk değil mi? Steel ve boron. Ferroymuş bu. Bununla lityum birleştiriyorduk. Boron çamaşır suyu değil miydi? Evet, çamaşır suyu. Çamaşır suyuyla yapıyoruz. Bir melterımız daha hazır. Hızlı doldu. Sen o yemeği yap, bir de ye. Az güleriz herhalde. Yani muhtemelen ben bir 15 dakika gülerim. Sonra ağlama kısmına geçeriz. İyi vurdu abi bu arada, haberiniz olsun. Bunun upgrade'lerini de atalım. Güzel. Evet, tatlı bir şekilde şeker meker de çıkartıyoruz. Artık molten sugar'ımız da var. Hydrated jelatinimiz de var. Bunu burada birleştirip ne yapıyoruz? Liquid marshmallow yapıyoruz. Okey. Ben bu kardeşimizi bir taşısam buradan daha iyi olur sanki.
Bence ben bunu böyle koyayım. Yok, bunu nasıl yapalım? Burada kalsın ya. Kalsın, ben bunun şeyini, sıvısını aşağıdan götüreyim ama. Evet, sıvı şeker de şu an doluyor burada. Bize marshmallow üretmesi lazım. Tabi upgrade koyarsak. Upgrade koymadan hiçbir şey üretmez. Bunu al. 26 var. 32 desek. 6 daha. 38 tane enerji. Görebilirsem eğer. 63 speed. 38 de enerji. Neredesin ya? Bir kompakt kütler kılınca içindeki itemları tutuyor diye biliyorum. Eğer tutuyorsa birkaç yerleştirip yanımızda taşısak, gerektiğinde istediğimiz yere koyup ihtiyacımızı karşıdan sonra kırsak güzel olur sanki. Olabilir. Ama onu sisteme bağlayamazsın işte öyle yaparsan. Kablolama bizim işimiz arkadaşlar. Aa, ben bunu upgrade koymadım mesela. Gidi kastek alıyor bu. Bu da 4 kastek alıyor. Makul makul. Bunlar makul şeyler. Evet, ilk marshmallow'larımız gelmeye başladı. Bu ne be? Yanlış şey aldık. 62. 2 tane daha. 64, 650 RF harcıyorsun. Liquid marshmallow üretiyoruz. Sonra bu liquid marshmallow'u ne yapıyoruz? Ingot formura getiriyoruz. Ingot formura da marshmallow'a çeviriyoruz. Ingot formur. Evet, istediği hiçbir şey tabii ki de bizde yok. Niye olsun ki? Evet, chest'imiz yok. Hop. Tamam. Koy bunu da böyle. Does not require enerji. Okey. Enerji de istemiyormuş bu. Buna da tabii biraz upgrade lazım. Birer 64'te bunu yapalım. Yanlış yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. Öyle olmaz o iş. Biz bir orada anlaşalım, tamam mı? Sen şimdi oradan gidip onu alırsan biz bir yere varamayız. Ben sana bir renk vereyim. Şeker. Purple'dan çıksın. Maviye de şey girsin. Maviden de bizim bu emanet girsin. Neydi? Marshmallow. Alttan output'um var değil mi? Tamam. Marshmallow'un şu an burada olması lazım. Yanlış mı yaptım? Extract. Olacak da yapmasak da olmaz. Evet, şimdi marshmallow'umuz geliyordur. Upgrades 64 33. Ha, buna enerji upgrade'e gerek yok. Bu çünkü bunu zaten enerji kullanmıyor. O da güzel. Makinenin kendi arayüzünü ben beğenmedim ya. Beceremedim bunu. Mavi yok. Bunların ikisi birbirine bağlı değil o yüzden. Bak dur. Şu alttan başka yere gitmiyor. Burada bitiyor bu. O yüzden.
Mavi şurada kullanmıştık galiba. Ama sorun değil yani onlar. İkisi farklı channel'lar olduğu için. Evet. Marshmallow buradan geliyor. Biz de Marshmallow'u buradan alıyoruz. Hop buraya getiriyoruz. Oradan oraya, oradan oraya. Extract. Insert. Upgrade diyelim. Android'in upgrade'leri yani öğretmiş benim zamanında. Ha, bir tane yapabildik. Altı tane falan versem. Altıya gerek bile yok. İki tane verelim. Her şekilde yetiyor. Güzel. Burada bir de tabii 20K RF'ten fazla harcamamamız lazım. Harcayacağımızı da pek sanmıyorum. Çünkü kablolar en fazla 20K taşıyor. Onu şöyle çözeriz. Şuraya farklı bir enerji verelim. Oraya farklı bir enerji verelim. Konditim bitti mi benim? Ne yaptım? Yok olmuş. Bunun enerjisi oradan gitsin. Bunun enerjisi buradan gitsin. İki farklı channel kullanılır ki buradan 20K gitsin. Buradan 20K gitsin. Her yere daha güzel enerji dolsun. 20K'yı doldurma derdimiz olmasın. Marshmallow'u hallettik. Marshmallow güzel. Marshmallow. Bunu krakerle bir kraker lazım. Bir de sütle, sütlü çikolata lazım. Onun için yine ufak bir sistem var. Süt ve molten dark chocolate. O da yine molten sugar istiyor. Molten unsweetened chocolate istiyor. O da chocolate liqueur ve cocoa butter istiyor. O da ground cocoa nips'ten yapılıyormuş. O roasted cocoa beans'ten yapılıyor. O da kakaoyu smelting'den geçirince yapılıyor. Bir bunu yapıyoruz. Bu fırında ısıtarak yapıldı. Sonra bunu manufaktörden geçirdik. Bu oldu. Manufaktörden sonra bunu melter'a götürüp eritiyoruz. Chocolate likör yapıyoruz. Sonra bunu kakao yağıyla birleştirmemiz gerekiyor. Kakao yağını yine bundan yapıyoruz. Bundan demek ki iki tür kullanacağız. Kakao solid çıkıyor. Bunlarla da pek bir şey yapamıyoruz. Bize büyük bir kakao farmı lazım. Tamam, bunu da yaptık diyelim. Unsweetened chocolate. Sonra bunu şekerle birleştiriyoruz. Bitter çikolata yapıyoruz. Bitter çikolatalıyı da ingot formuna atıp dark chocolate yapabiliyorsun ama biz onu sütle birleştirip molten milk chocolate yapacağız. Ondan sonra ingot formuna atıp milk chocolate yapacağız. Onu da bununla birleştireceğiz. Çikolata lazım. Graham cracker da direkt undan yapılıyor. Un da wheat'ten yapılıyor. Wheat'i en kolay nasıl buluyoruz? Wheat'ler için mesela şey kullanacağız muhtemelen. Siz söyleyin onun adını. Garden Cloche. Garden Cloche'ları şuraya dizeceğiz. Burada bizim çok fazla şeker üretmemiz lazım. Ben bir tane daha drum yapayım bu arada. Bu şekeri de biz drum'a atalım. Şeker boşa gidiyor şu an. Boşa gitmiyordu yani. Daha efektif kullanmak lazım. Şimdi sen mor çıkartıyorsun, değil mi? Evet. Sana da mor girecek. Sen ne çıkaracaksın biliyor musun? Sen de siyan çıkar. Siyan da buraya girsin.
Tamam. Şurada bir değişiklik yaptım. Şeker önce buna doluyor. Bundan çıkıp buraya gidiyor artık. Gidiyor değil mi? Şeker şu an gitmiyor. Niye gitmiyor? Ekstraksiyon. İnsert siyan, evet. Aa, bir dakika. Buna bir anda marshmallow olmuş, dolmuş. Bu hemen insertlemiş. Bunu nasıl temizliyoruz? Tamam, şimdi çalışıyor. Bakalım, güzel. Şimdi hallettik. Buralardaki bu arada kabloları değiştireceğim daha sonra. Hiç böyle göründüğüne bakmayın. Burası böyle görünmeyecek yani. Böyle ama biraz yuvarlak yapmak istedim ki sıkıntı çak evet. Buradaki üretimleri biraz arttıralım. Bakalım 28K jelatin üretmişiz. 55K'da şeker. Şeker daha çok lazım olacak. Şeker yapmazsa gerekirse ekstra bir gardon kloşu ile de destek oluruz. Cracker. Cracker kolay olan değil mi? S'more Smingot. Bize bundan kaç tane lazım bu arada? Bir, iki burada. Dört. Altı. Yok, pardon. İki. Dört. Sekiz. On altı. 32, 64, 100, 128 tane yapacağız bundan. Çok değilmiş aslında be. 128 tane bundan koyacağız. Şundan 128 tane koyacağız. 64 çikolata, 64 de marshmallow. Marshmallow falan çok lazım değilmiş. Milk chocolate biraz daha zor olacak bizim. Şöyle RR yaparak İyice bir geri gidelim. Süt farmı kolay. Süt farmını halledeceğim. Kakao'ya bakalım şimdi. Biz kakao'yu nereden bulacağız? Pumpkin seed'i manaya atınca oluyor. Otokraft'ı öğret yoksa imkansız. Neyi? Bir tanesi için 128. Evet. Arılardan falan uğraşılmaz. Smoker öyle yapacağım canım. Elle yapmayacağım. Daha önce şunu yapmamız lazım. Kakao'yu acaba şeyde üretmenin yolu var mı? Kakao çok lazım olacak. Kakao elle mülle toplanmaz. Nasıl yapacağız? Kloş yapılıyor mu? Yapılmıyorsa canın sağ olsun. Hayda. Jungle Lock koydum ya işte. Aslında wool'um ne kadar var?
Bak şimdi modlu Minecraft show yapabiliriz. Ama gel %5 şans da veriyor bu da ya. %5 şans çok düşük. Bunu kavringi boyayıp mı yapsak diyecektim de. %5 şansla çıkıyor. Çok düşük %5 şans. Yoksa illa doğal olarak mı spawn olması lazım? Galiba illa doğal olarak spawn olması lazım. Neyse. Şöyle bir şey deneyecektim ben. Koko. Bunları biraz daha elinde bir çoğaltayım da. Ve çok fazla kakao lazım olacak çünkü. Hem yağını çıkaracağız hem şeyini çıkaracağız. Aa. Bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Bakalım benim aklıma gelen sizin de aklınıza geldi mi? Orbu falan mı lazım acaba? Yok. Yok, bu olmuyor. Şimdi mi? Elle bile yapılır bu ha. Buraya aslında dur. Bunun ritüeli var değil mi? Bir dakika bak. Modlu Minecraft Show geliyor olabilir ha. Hazırız oğlum. Modlu Minecraft Show gelebilir. Ritüeller. Hangi ritüelin ne yaptığını nereden bakıyorduk biz? Buraya hızlı büyüme ritüeli yaparsak buradaki her şey hızlı büyür. Buraya 8-10 tane şey atarız. Şu user'dan. Bunların hepsini toplar. Tomumu ver. Masukay değil. Ritual Master. Ritual of Green Grove. ...14 sayfa ne yazdı acaba buraya? Bu değişik bir şey bu. Yusuf, şey soracağım sana. Blood Magic'in bu daha hızlı büyümesini sağlayan ritüeli vardı ya. Onu direkt buraya yapsam olur mu? Şöyle bir şey buldum Yusuf. User'la falan denedim de olmadı. Buna bomb meal basarsan direkt büyütüyor bu. Buraya bir ritüel yapayım. Bunların hepsi hızlı büyüsün diyorum. Mesela bak böyle dururken de bak hiçbir şey basmasan bile kendi kendine bunlar hızlı büyüyor. Gördün mü bak? Onların peki LP istiyor mu o Green Grove ritüeli? Harvester. Harvester olarak şunu kullanacağım. Mechanical Squeezer direkt. Harvester da vardır illa Enderion'un falan ama bunlar direkt sağ tıklarsa bir şeyle herhangi mesela buraya bir şey koyalım. Bu olmaz tabi. Mesela kemik koyalım. Ya büyütelim bunu. Gördün mü bak? Bunu kullanıp kırıyor.
LP'yi peki benim şeyimden çeker değil mi? Network'ümden mi çeker yoksa buraya LP bağlamam gerekiyor mu? Bombil koysam mı çalışır? Ha, network'ten mi çekiyor? Güzel o zaman. Ritüelin ne istediğini nasıl öğrendik biz? Okey, deneyelim. Neydi bunun adı? Controls kategori. Yok. Yemiyor. Bakın bu burada değildi. Bu buradaydı galiba, değil mi? Evet. Ritüel Divan, Ritüel Divaner alıyorsun. Okey, bakayım. 12 tane yapsak herhalde yeterli olur. Sonra bunun bir tanesini Master Ritual yapalım. Ne istiyordun sen bizden? 4 Water, 4 Earth. Ha, bunları kendi mi dönüştürüyordu sanki, değil mi? Herhalde okey. O kadar unutmuşum ki nasıl yaptığımızı. Master Ritual Stone'u koyuyorduk biz, değil mi? Şöyle. Bu minicik bir şeymiş. Tamam. Bunu böyle koyarım ben. Hatta şöyle koyarım. Oldu mu acaba? Şimdi kapatalım, bekleyelim. Bakalım olmuş mu? Sana al bunu vereyim. Bakalım ne kadar hızlı yapacak abi bunu. Ama bunu. Daha olmadı. Nasıl daha olmadı ya? Yani daha ne istiyor? Ha, doğru. Activation. Bu değil. Ama dedim ben unuttum diye. Hatırlamamış bunları. Oyun biraz da donarsa ama ben bak gerçekten ayak baş parmağımla ekranı delerim. Bak, tek parmağımla. Activation kristal hangisiydi? Şu. Weak herhalde yeterlidir bunun için. İsterse daha iyisini de yaparız. Oldu mu? Oldu herhalde. Altını mı koyayım? Ha. Range'i ne kadar bilmiyoruz çünkü. Böyle minik sorunlar mevcut oluyor. Buradayken yapmak biraz zor olur. Oldu mu acaba? Galiba oldu. Sanki daha bir tanesi büyüdü ama.
Üstündeki iki blok mu? Ha. Çok azmış bu. Hadi bunu büyüttü ama. Değil mi? Elle yapsam bunu daha az olur ama yine de hani boş durmasın diye bir tane daha user yapalım bunun yanında. Bir server'da değilken de kalsın. Use item on block. Right click. Upper left slot only. Ne verelim sana da? Var mı şöyle dandik byte? Al, magnezyum ingotla tıkla buna. 4 yanında oluyor değil mi? Doğru. 4 yanına koyabiliriz. Tamam. Ver bana herhangi item. Use item on block yapıyorduk değil mi? Evet. Tamam. Use item on block. Use item on block. Right click. Bence biz bu işi başardık. En azından hiç yokken server'da toplasın bu. Bir de buna collector bağlarız. Bak şimdi modlu Minecraft show işte budur. Biz boşuna yıllarımızı vermedik modlu Minecraft'ta. Tamam. Okay. Upgrades. Netfer, aa dur. Bak çok iyi bir konuya parmak bastım biliyor musun Yusuf? Oraya ben şeyi koymayı unuttum. Kristalimi geri koymayı unuttum. LP'm yine vardı bayağı. 10 milyon full. Yine de oraya koyalım. Tamam. Teşekkür ederim. Birinci bloğu da etkiliyor şu an ya. Galiba. Neredeyim ben? Dur beynim döndü. Heh. Evet galiba en altları etki etmiyor. Onlar da kendi kendine büyür ya. Büyüdüğü kadar artık. Onları şöyle biraz mesela toplayalım. Evet. Biraz şöyle yapsam mesela bak. 5 dakika bunu yapsam zaten bayağı kakao topluyoruz. Bu AFK şekilde farm yapsın. Ben sistemin kalanını halledeyim. Birkaç tane daha fare lazım bize. Mesela. Artık şey yapabiliriz. Söyleyin onun adını. Neydi onun adı ya? Heh. Musakka ile Mehmet'i şeye taşıyabiliriz. Süt farmına taşıyabiliriz. Çok fazla süt lazım olacak. Farelerle süt toplarız. Mesela kaç tane oldu acaba? 306 tane mi? Bayağı büyükmüş. En güzel farm muhtemelen bu oluyor şu an. En efektif diyeyim daha doğrusu. Garden kuluşu alalım buradan. Şeker ne durumda? 35 stek şeker var.
423 kova burada var. 862 kova molten jelatinimiz var. 36K'da jelatinimiz birikmiş. Balık yok şu an ama çok da mühim değil balık. Zaten 36K birikmiş bile burada. Şekeri yine bir tık hızlan. Yanlış yazan dedim. 61 saatimiz kalmış. En son 3 yayında toplam 15 saat Time Invasion kullanmışım. 15 saat. Marshmallow 60 mıydık upgrade? 60'ızdır. Bak 60'ız. Aa, bunu upgrade yapmamışız. Çok doğru bir konuya parmak bastığını söylememe gerek yok herhalde. Kaç? Bir tane daha upgrade alıyorsun. Al bunu da. 7168 stack herhalde yeterli olur. Tamam, şimdi. Kakao sorunumuzu çözdük gibi bir şey. Hani kakao şu an makul. İdare eder. Çaklık likörden başlıyorduk biz. Kakaoları önce alıp pişiriyoruz. Tamam. Extra Utilities'in Furnace'ını kullanabiliriz. Extra Utilities'in Furnace'ı gayet güzel çünkü. Grip Power konusunda birazcık sıkıntı yaşayabiliriz ama. Şurada mesela ben buradan işlemeye başlayabilirim bunları. Evet. Çok uzatmışım bunu. Keşke bu kadar uzatmasaydım. Hepiniz gidin.